الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم Rabbi zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin ve bike nestain. Evet değerli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir önceki dersimizde bir önceki hafta gasp bahsine giriş yapmıştık. Tabii ki konunun uzun olması sebebiyle bir derse sığdıramadık. Bu hafta inşallah kaldığımız yerden gasp meselelerine devam edeceğiz. Ve iza taghayyarat el aynul mağsubatu bi fi'lil gasibi. Ve iza taghayyarat değiştiği zamanda el aynul mağsubatu gasp edilmiş olan ayın neyle bi fi'lil gasibi gaspıbın fiiliyle. Yani bir aynı, örneğin bir malı, bir eşyayı birisi gasp etti ve gaspından sonra da onun fiiliyle bu malda bu ayında bir değişim meydana geldi. Bunun hükümlerini anlatacak. Hatta ta ki zale ismuha ismi gitti. Değişim oldu. Nasıl bir değişim? İsmini bile götürdü onu. Daha ve menafi menafiha büyük menfaati gitti yani büyük ölçüde kullanımı faydası ortadan kalktı. Zale milkul mağsubi minhu mağsubu minhin mülkiyeti zail olur anha o ayından yani o gasp edilmiş olan ayından mülkiyet gider. Ve ha ona malik olur el gasibu gasib ve ha ve onu damin olur öder. Gerçi misalini verecek. isterseniz burada oyalanmayalım. Misalle beraber bu anlattıklarımızı uygulayalım. Velem yahille helal olmaz. Lehu onun için el Faydalanma biha. O gasp etti ayınla. Hatta yüeddiye bedeleha. Ta ki bedelini ödeyene kadar. Kişi bir eşyayı aynı gasp etti. Aldı götürdü. Öyle bir işlem yaptı ki onu öyle bir muamele yaptı ki onun ismi değişti yani artık. Böyle bir değişim orada Şimdi misallerini vereceğim. Veya işte artık e, eski haliyle kullanımı imkansız hale geldi. Bütün menfaatlerini yitirdi. E, bu durumda ne olacak? Bu durumda bu mal ayın sahibinin yani mahsubu mint denilen kişinin mülkünden çıkar. Malik, e, gasip buna malik olur. Gasp eden kişi. Ama bunu da bedelini öder. Hatta bu bedeli ödemeden önce bundan faydalanması caiz olmaz. Ve hâzâ bu kemen gâsebe şâten. Misale geçti şimdi. Anlattığını misalle açıklıyor. Ve hâzâ bu kemen. Ol bir kimse gibi ki gâsebe gasp etti şâten. Bir koyunu gasp etti. Fe zebehaha onu kesti. Ve şevaha onu pişirdi. Ev ee, şevaha kızartmak, ızgara yapmak anlamında. Ev tabaha ha ve da onu pişirdi. Yani yemek yaptı. E şimdi düşünün bunu gasp etmeden önce bu ayın ne deniyordu buna? Koyun deniyordu. Yani Malik'in elindeyken koyundu bunun adı. Ama bunu kesip de et haline getirip bunu pişirdikten sonra artık buna ne deniyor? Kebap deniyor. Koyun denmiyor. Bak isim ne oldu? Değişti. Ve menafi'i de gitti. Şimdi koyunu ne yapar? İnsanlar alırlar, üretirler. Ondan bir nesil meydana getirirler. Sütünü sağırlar değil mi? Hem yavru alırlar hem süt alırlar. Yününden her şeyinden faydalanırlar. Ama bunu kestikten sonra artık e, hem adı değişti hem de eski şeklinde yani Malik'in elindeyken olan kullanımları o menfaati zail oldu. Bir, bir misal bu. Ev <laughs> veyahut da hintaten veyahut da, buğdayı gasp etti. <laughs> <neha,"> onu öğüttü. <laughs> Ev hadiden demiri gasp etti. <laughs> onu edindi seyfen. Kılıç yaptı yani. Kılıç edindi. Kılıç yaptı. Kılıça çevirdi onu. Bakın demirde artık ne deniyor buna? Kılıç deniyor. E bu buğdaydı. Öğüttükten sonra ne deniyor buğdaya? Un deniyor. Adı değişiyor. Evet o sufran veya sarı idi. Sarı pirinç deniyor ya. Pirinç bir e, maden bu. Ve <laughs> amilehu bunu yaptı aniye. Kap yaptı. Yani sarıdan pirinçten kap yaptı. Artık ona ne deniyor? Ya tabak deniyor. Ya çanak deniyor. Sarı denmiyor mesela. E şimdi bu durumda ne olacak? E şimdi koyunu geri veremeyeceğine göre bunun bedeli belirlenecek. Gasıp bu bedeli ödeyecek karşı tarafa. Ondan sonra da bu koyun, artık koyun yok ortada gerçi et, onun nesi olmuş olacak? Mülkü olmuş olacak. Hüküm böyle. Aynı şekilde e şimdi demir Artık demirlikten çıktı, kılıca döndü ve o zaman Gasıp ne yapacak? Bu demirin bedelini belirleyecek, karşı tarafa ödeyecek, yani kıymeti ödenecek. Ve bu, bundan sonra da onun mülkü olmuş olacak. Burası akıcı bir yer, burada öyle çok açıklama gerektiren bir şey yok. Çünkü meseleyi anlatmış, ondan sonra misalleri vermiş. Misallerde zaten neyin ne olduğu ortada, o yüzden çok fazla oyalanmıyoruz burada. Ve in gasabe şayet gasbetse fıdvaten gümüşü evvevte zeheben altını fe darabeha onu bassa derahime dirhem olarak dirhemler olarak evvevte denanira dinarlar olarak bassa evvevte aniyeten kap yapsa yani işlese kap durumuna getirse gümüşten bir kap gümüşten tas gibi lem yezül zail olmaz maliki ha anha. İnde bi hanifete. Ebu Hanife'ye göre malikin milki, mülkiyeti bunun üzerinden zahil olmaz. Ne demek? Şu demek. Yani burada kişi mağsubu min yani kendisinden gasp edilen kişi bu basılmış olan Paraları yani dinarı, dirhemi neyse tutar, geriye alır, dava kapanır, iş biter yani. Burada Ebu Hanife'nin görüşüne bakıldığında ne görülüyor? Ebu Hanife'nin yaklaşımı. Demek ki Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh, burada bir değişim olmadığını düşünüyor. Az önce ne oluyordu? Yani geri verme değil de, Gâsıb'ın mülkü oluyordu bu. Gasib bedelini ödüyordu. Niye? Yani bu öyle bir değişime uğramış ki hem adı değişmiş hem de menfaati ortadan kalkmış. E burada tamam bu gümüştü belki külçeydi. E basıldıktan sonra bu yine gümüş yani. Dinar tamam adı değişti belki şey olarak şey dirhem e düzeltiyorum. Gümüşten basılan paraya dirhem deniyor. Belki adında yine bir değişim oldu ama ne kadar olsa özü yine aynı yani onu eritsen yine külçeye dönecek. E altın altın idi. E, basıldıktan sonra buna dinar dendi. Belki isminde bir değişim oldu hani ona zeheb deniyordu, altın deniyordu. Şu an, şu an dinar deniyor. Ama menafi tamamen kaybolmamış yani. Hani neticede altın nasıl bir alım gücü varsa dinarında aynı şekilde alım gücü var. Ebu Hanife böyle yaklaştığı için olaya yani burada e, Malik kendisinden gasp edilmiş olan kişi maksubu min bunu geriye alır. Metinde dikkat edersek İmame'nin görüşünü söylemedi. Aşağıda onu veriyor. Ve kâla dediler ki İmame'nin yemnikuhuma el gasib. Bu buna malik olur ve aleyhi misluhuma. Ve aleyhi onun üzerinedir. Ne misluhuma. Bu altın ve gümüşün mislini e, malike vermek onun üzerine borçtur. Çok kısaca anlatmış. Lübap'ta da çok kısaca değinmiş. Ama böyle az bir düşünmeyle Ebu Hanife'nin gerekçesinin ne olduğu, İmame'nin gerekçesinin ne olduğu ortaya çıkıyor. İmame'nin yaklaşımı ne olabilir burada? Bir önceki mesele gibi. Çünkü artık bu yani gümüş olarak gasp etmiş artık gümüş değil, dirheme çevirmiş bunu. Altın olarak gasp etmiş artık altın değil, nedir bu? Dinardır. Adı da değişmiş. Demek ki İmame'nin bunda bir değişim olduğunu bu değişimden dolayı da efendime söyleyeyim bir önceki hükmün burada da geçerli olduğunu savunuyor. Ama Ebu Hanife burada e, onlar gibi düşünmüyor. Yani Malik tutar o basılmış olan paraları yani dir dirhemi, dinarı geri alır. Mesele kapanır. Evet Altın ve gümüşün gaspında durum bu. Ve men gasabe kim ki gasp ederse saceten. Tik ağacı deniyor buna. Sadece tik ağacı. Altta, Lübap'ta Biladi Hint'te oldun yani Hindistan tarafında. Orada çok derin ormanlar var biliyorsunuz. Hint, Hindistan tarafında. İşte orada dev dev ağaçlar oluyor. Genelinde orada yetişen bir ağaç. Bu sert, dayanıklı kerestesinden bu gemilerin eskiden yani e, tekneleri, gövdeleri. Şimdi yine gerçi biliyorsunuz tekneler yapılıyor ağaçtan. Bizde de birçok tersane var yani böyle e, kayıkların yapıldığı yerler var. Gerçi her ne kadar sanayide büyük gemiler tamamen çeliğe işte demire döndüyse de eskiden biliyorsunuz yani bu teknoloji olmadı. Şimdi ağaçtan yapılıyordu. İşte tik ağacı da bu gemi yapımında kullanılan bir ağaç, dayanıklı bir ağaç, çok büyük bir ağaç oluyormuş yani. E şimdi tutsa tik ağacını gasp etse diyor. Febena aleha. Febena bina yapsa aleha onun üzerine. E buradan da anlaşılıyor zaten değil mi? Üzerine bina yapabiliyorsan nasıl bir ağaç ki düşün yani. Dev bir ağaç demek ki. Zale milku malikiha. Malikin milki burada za, zail olur anha ondan. Ve lezimel gasibe. Gasiba lazım gelir. Kıymetuha. Bunun kıymetini ödemesi lazım gelir. E burada nasıl oluyor demek ki yaklaşım? Buradaki yaklaşım ne anlıyoruz arkadaşlar? Demek ki bu da artık değişim oldu yani. yani bu ağaçlıktan çıkarttı bunu eve çevirdi. Böyle bir ayını gasp edip de yani e, ismini değiştirip menfaatini değiştirecek şekilde değişim olduğu için artık bunu geri vermez. Bunu tazmin eder, öder. Evet, evet. Lübap'ta da e, bununla ilgili küçük bir açıklama yapmış. Az önce vurguladığımız gibi disayruratiha şey an ahara. Yani artık bu tik ağacı olmaktan çıktı. Bir bina görünümü aldı, bina şeklini aldı yani. Ev deniyor buna. E şimdi Burada sökse binanın sahibine büyük bir zarar olacak. Bir fayda da olmayacak yani. Milli servet yok olup gidecek. Evet. Ama diyor Malik'in zararı damanla giderilebilir. O yüzden Gasp burada tazmin eder. Gasp tazmin eder. Dolayısıyla o da koymuş olduğu evi de zayi olmamış olur. Bu şekilde gasp, buradaki gasp meselesi de Nihayete erdirilmiş olur. Böyle çözümlenir yani. Az önceki gibi gasp kıymetini öder, mahsubu minte orada bedelini alır. Yani zararı önlemiş olur. Ama diğer bir yönüyle de baktığımız zaman da eyvallah, tamam, güzel, adam ev yapmış, onun yani malı zayi olmasın, diğer işte damanla işi çözülebilir diyoruz da, yani bu söylendiği kadar da basit bir şey değil yani. Neticede ortada. Bir suç var yani. Ortada bir suç var. Gelmiş gasp etmiş. Aslında böyle gasıba bu şekliyle e, yaklaşım da bazen özellikle zamanımızda kötü e, işlere kapı açabilir. O yüzden böyle gasıbı muhafaza eder bir tavır takınmak yani insan böyle vicdan hukukuna baktığında, vicdan muhasebesine baktığında e, çok da böyle insanın vicdanı tamamen tasdik etmiyor bunu yani. Neticede ortada bir suç var ya. Tabii şöyle de bakılıyor. Tamam suç işlenmiş ama e şimdi o evin kabahatine yani. Ortada da piyasada değil mi bir mal var ya bir israf meydana gelecek. O yüzden yani bunu telafi edebildiğimiz kadar edelim mantığı var. Ha bunun yanında da unutmayalım ki bu adam da gasıp yani öyle masum da bir adam değil yani. Böyle çok fazla da ona arka çıkacak şekilde tavırlar İnsan dediğim gibi şöyle vicdan hukukuna vurduğu zaman da çok da içine sinmiyor yani. Sonunda da gelecek menfaatleri tazmin etmeyeceğiz mesela gasıptan. Adam evi gasp etmiş, yıllarca kullanmış. E bunlar menfaattır. Menfaatler tazmin edilemez diyeceğiz. Ve hiçbir şekilde tazmin olmayacak onda. Elbette ki bir, bir hukuktur. Yani hukukun kuralları vardır böyle gidiyor ama e, diğer taraftan da bakınca böyle hani gasıba arka çıkar tavrı da efendime söyleyeyim. E, böyle çok da insanın böyle e, içine sinen bir şey değil yani. Onu da bir öz eleştiri yapalım yani kendimize. وَمَنْ غَسَبَ اَرْضًا Kim ki bir yeri gasbetse, فَغَرَسَ آشْتِكْسَ fiha Orada eve yahut da bina yapsa. Geldim Mehmet Hoca'nın arazisini gasp ettim. Tuttum bir de ağaç diktim oraya. O da yetmedi. Bir de ev yaptım üzerine. Kıyle Ona denir ki gasıba. ikla sök. El garase. Ağacı, ağaçları. Davvel binae. Binayı sök. Ve ruddeha onu reddet farigaten. Farig olarak. Yani Mehmet Hoca der kardeşim al ağaçlarını buradan binanı da al götür yerimi farih olarak bana iade et. Fe inkanet eğer ki olursa el erdu yer ten kusu yani eksiklik olursa eksilirse bir kal idalike bunu sökmekle. İyi tamam güzel de ağaçlar biliyorsun bazen köklü köklü ağaçlar ağaçları sökünce köstebek yuvasına dönecek arazi. Bu da bir zarar verecekse Felil maliki malik için vardır. En yadmene evet damin olması lehu ona kıymetel binai vel garsi. Ağacın ve binanın kıymetini makluan sökülmüş olarak yani enkaz halinde. Böyle sıfırdan yapma değil de hani enkaz halinde o demiri, ağaçları neyse artık yani veya ağaçları sökünce kereste olarak ne kadarsa onu e, karşı tarafa tazmin eder gasıba feyekune olur lehu onun olur. Evet. Sizde feyekune mü diyor feyküne mi diyor? Yekune. demiş değil mi? Yani damin olur feyküne, ondan sonra olur lehu onun için olur. Yani malik için olur. E şimdi Mehmet Hoca bu ağaçları ve evi söktürmeye hak sahibidir. Bunu yap, yaptırabilir. Ama bakıyor ki e sen şimdi bu ağaçları zaten sökeceksin götüreceksin. Başka bir lüksün yok yani. Hani başka yapacağım bir şey yok. Ev enkaza dönecek. Efendime söyleyeyim. Ağaçlar da ne olacak? Kereste olacak yani. E madem öyle e sen de bunu yaptığın zaman da araziye de zarar geliyor. O zaman bu şeyin ağaçların ve evin enkaz halindeki kıymetini bana ödeyerek, gasıba ödeyerek ne yapabilir? O yere, yani ağaçlara ve eve malik olabilir. Böyle bir durum var. Ya bu zarar vermiyorsa gasıp ne yapacak? Ağaç evi sökecek, araziyi boşaltacak, öyle teslim edecek. Ama yani bir zarar durumu varsa malik kıymeti öder, kıymetini öder evin ve ağaçların. Ondan sonra evler, ağaçlar gasıbın olur feyekune lehu. Söylüyor zaten. Ve men gasabe sevben. Ve men kim ki gasabe gasp etse sevben. Bir kumaşı fesaba gahu, onu boyasa ahmara. Kırmızıya boyasa. Eve sevikan. Unu gasp etse felettehu onu karıştırsa bir semnin yağ ile karıştırsa kavursa. Fe bir bi Evet. Burada sahip muhayyerdir inşa edilirse dammenahu onu tazmin ettirir kıymete sevbin ebyada beyaz kumaş kıymetini şimdi diyelim ki Mehmet Hoca geldi benim beyaz kumaşımı aldı gasp etti gasp ettikten sonra da bunu kırmızıya boyadı veya benim unumu aldı onu yağ ile kavurdu ne olacak şimdi Burada ben malik olarak muhayyerliğim var. Mehmet Hoca'ya şunu diyebilirim. Mehmet Hoca benim beyaz kumaşımı aldın. Mesela 10 metre kumaştı. Bana 10 metre beyaz kumaşımı getir diyebilir. Şey, kıymetini getir. Çünkü eski dönemde biliyorsunuz kumaşlar kıymi idi. Misli değil. Bugün günümüzde mislidir. Hani, 10 bin metre de yapsa fabrikalar aynısını yapabiliyor. Ama o zaman kıymi olduğu için bana bu beyaz kumaşın kıymetini öde diyebilirim. Daha ve misle sevikî. Sevikin de mislini yani o unun mislini getir. Dikkat edersen birinde misil ifadesini kullandı, birinde kıymet ifadesini kullandı. Çünkü kumaş kıymi o dönemde unsa misli yani piyasada un bulunabilir. Öğütünce misli var buğdaydı, misli mallar aynısı piyasada var. Diyebilirim ki benim e, unumu getir. 10 kilo un. Bunun aynısını senden istiyorum diyebilirim. Ve huma lil gasibi. Ve teslim eder. Huma o ikisini lil gasibi. Gasıba teslim eder. O ikisi dediğine yani gasip ne yaptı? Kumaşı aldı kırmızıya boyadı. O kumaşı teslim eder malik. Gasıb ne aldı? Unu aldı kavurdu yağ ile o yağ ile kavurduğu unu gasıba reddeder. Yani teslim eder. Niye? E çünkü ne aldı? Kumaşın kıymetini aldı. Unun da mislini aldı kendisi. Dilerse böyle yapar. Biraz fazla mı dağıldı? Bir daha hızlıca toplayayım. Biraz fazla uzattım sanki burasını. Şimdi Mehmet Hoca benim beyaz kumaşımı aldı bir de unumu aldı. Beyaz kumaşı kırmızıya boyadı. Unu da yağ ile kavurdu. Burada ben malik olarak muhayyerim. Mehmet Hoca'ya diyebilirim ki bana beyaz kumaşın kıymetini öde veya o un miktarınca bana un getir diyebilir. Mislini getir diyebilir. Dilerse. Ve inşa edilirse ekadahuma. <laughs> Hayır. O kırmızı kumaşı ve yağ ile kavrulan unu alır ve damine damin olur. Mazade sibhu ve semnu fihima Yani boya ne konmuşsa boyayı tazmin ederek veya yağ ne kadar karıştırıldıysa onları tazmin ederek o kendi malını da malik ne yapabilir? Geriye alabilir. Tamam kardeşim beyazdı benim kumaşım. Ne kadar boya kullandım buna? Şu kadar. Nedir bedeli? Şu kadar. Al boyanın parasını. Bu sefer kırmızı boyalı olarak kumaşını geriye alabilir. E un. Sen buna ne kadar yağ koydun? Bu kadar. Nedir bedeli? Bu kadar. Al yağın bedelini deyip de o kavrulmuş olan unu, yağ ile kavrulmuş olan unu malik geri alabilir. Evet. Ve men kim ki gasebe gasp etse aynen. Bir aynı. Ayn dedi bir meta yani. Örnek. Telefonu gasp etse arkadaş. Ayn mı? Ayn. Ticarete konu olan bir mal. Fe gayyebeha onu kaybetse gizlese yani kaybetse dedi gizlese. Hatta aşağıda diyor ehfaha onu gizlemiş olsa saklıyor. Fadammenahu el maliku malik de tazmin ettirse. Mehmet Hoca şu telefonu aldın. Nerede telefon? Telefon yok. Saklamış. Bu sefer ne diyorum ben malik olarak e, Mehmet Hoca bunu tazmin et. Benim telefonum şu kadar paraydı. Bunu tazmin et. Kıymet ha kıymetini tazmin ettirse Malik meleke ha el gasip bu gasip ne olur ona Malik olur telefon onda telefonu saklamış telefonu saklamış e, telefon yok kabul ediliyor Malik gasiba tazmin ettiriyor parasını alıyor onlar e, şimdi ne kadar diyelim 2000 lira 2000 lirayı ben Malik olarak alınca Malik olarak alınca Mehmet Hoca ne olur o saklamış olduğu telefona sahip olur, malik olur. Bunlar birbirine bağlantılı gidecek. Dikkatli dinleyelim. Hepsi birbirine ilintili. E şimdi bir kıymet meselesi var değil mi? Şimdi ben malik olarak sana telefonu tazmin ettiriyorum da bu kıymet nasıl belirlenecek? Vel kavlu söz fil kıymeti kıymet konusunda kavlul gasibi gasibin sözüdür. Ma'a yemini, yeminiyle beraber. Niye? Çünkü burada gasıp e, münkir durumunda. Münkir durumunda. Nasıl münkir durumunda? Ben diyelim ki 3 bin lira dedim. Gasıp ne diyor burada? 2 bin lira diyor. İlla en yukime el maliku maliki ikame ederse el beyinete beyineye bi ektera min zareke. Bundan daha fazlasını. Ben diyorum 3 bin lira Mehmet Hoca diyor 2 bin lira. E şimdi ben bu sefer faturasını getiriyorum. Al kardeşim bak fatura bu telefon 3 bin lira. Bu 3 bin liraya almış. Yani herhangi bir belgeyle bunu ispat ederse malik evet o zaman müstesna diyor. O zaman yani e, gasıbın dediği olmaz. Gasıp münkir idi ama delil gelince onun inkar etmesinin bir anlamı kalmadı. E demek ki ben 3 bin lira diyorum değerini bunu ispat edemiyorum. O da 3 bin lirayı inkar ediyor. 3 bin lirayı inkar ediyorsa yemin kime? El yeminu alamen enkara. İnkar edene. Dolayısıyla yeminiyle beraber gasıbın münkir olduğu için gasıbın sözü geçerli olur. Gâsıb'ın dediği olur. Burası herhalde oturdu. Tamam. Yani kıymet belirlemede gasıbın sözüne itibar ediyoruz. Ancak malik delil getirirse maliğin sözüne itibar ediliyor. Şimdi bu durumdan neşet edecek başka haller ortaya çıkıyor. Fein zaharat el aynu. Ayın ortaya çıksa. Telefon ortaya çıktı. Mehmet Hoca sakladığı telefonu ortaya çıkarttı. Ve kıymet bunun kıymeti ekferu mimma damine. Damin ettiğinden daha fazla. Mehmet Hoca kaç lira ödedin bana? 2000 lira. Halbuki telefon bin liraymış. Bana bin lira ödedi malik olarak. Telefon 4000 liraymış. Bakınız, saklı olan telefon, saklanan, gizlenen telefon ortaya çıktı. Ve bir şey daha ortaya çıktı. Mehmet Hoca bu telefonu yarı fiyatını almış. Yani aslında değeri 4000 liraymış. O 2000 lira verdi. Fein zaharat el aynu, ayn ortaya çıksa ve kıymet bunun kıymeti ekteru, daha çoktur mimma damine. Damin ettiğinden daha çoktur. Fakat damine ve bunu tazmin etmişti bir kavlil maliki. Malik'in sözüyle. He, daman malik'in sözüyle olmuştu. Eve bi bir beyineti onun getirdiği beyineyle malik'in getirdiği beyineyle eve bi bir nükulil gasibi anil yemini. Gasibin yeminden nükül etmesiyle dönmesiyle olmuştu. Böyle olursa felahiyane lil malik. Burada malikin bir muhayyerliği yok. Nasıl? Şimdi telefonu gasp etti mi? Etti. Telefonu sakladı mı? Sakladı. Sakladıktan sonra ben ona tazmin ettirdim mi? Ettirdim. Kaç lira tazmin ettirdim? 2000 lira. Şimdi şöyle bir durum var. Bu 2000 lirayı eğer ki ben malik olarak 2000 lira dedim benim sözümle tazmin edildiyse Sonra ben kalkıp malik olarak ya bu telefonun değeri 4 bin liraymış kardeşim ver 2 bin lira mı diyemem. Çünkü zaten kararı ben verdim. E, ve yine beyine getirdim. Benim elimdeki kağıt 2 bin lira. 2 bin lira beyine getirdim yani. E, Meğersem 3 bin liraymış ben ucuza almışım falan filan neyse artık. Veya şöyle 3 bin lira diyorum. Mehmet Hoca 2 bin lira diyor. Aramızda böyle bir şey var çekişme var. E şimdi ben ispat edemiyorum malik olarak. Ben ispat edemeyince kime gidilecek? Münkire gidilecek. Çünkü ziyadeli reddediyor. 2000 lira diyor. O 1000 lirayı kabul etmiyor. Ne isteyeceğiz ondan? Yemin isteyeceğiz. Gelmişiz. Mehmet Hoca 3000 lira bir telefon. Hayır 2000 lira diyorsun. 3000 lira 2000 lira. Benim delilim yok. Yemin et Mehmet Hoca. Yemin et. Bunun bin lira olduğuna dair. Diyor ki hayır ben yemin etmem diyor. Yeminden nükül ediyor. Çünkü yemin ederek yapsa birazdan onun da hükmünü göreceğiz. Yemin etmiyor. Diyor ki ben yemin etmem. Yeminden nükül ediyorum. Yeminden nükül etmesi hangi sonucu doğuruyor? Benim dediğim 3 bin lirayı verme sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla o yeminden dönünce benim demiş olduğum malik olarak benim söylemiş olduğum 3 bin lirayı ödeme durumundadır. E fiyatı malik belirlediyse malikin e yükselen fiyatı talep etme hakkı var mıydı? Yoktu. Dolayısıyla yeminden nükul edince gasıp, nükul ederek bir fiyat belirlendiyse yine Malik'in burada o değer fazlalığını istemeye hakkı yoktur. Bilmem anlatabildim mi? <laughs> Ve inkâne eğer ki olursa damineha onu damin olmuşsa bir kavlil gâsibi, Gâsıb'ın sözüyle, ma yeminihi, yeminiyle beraber fel mâlikü bil khiyar. Ha, o zaman Malik'in muhayyerliği var. İnşa edilirse emdat daman, daman o şekilde imzalar, onaylar ve inşa edilirse ehadel ayne ve raddel ivada. Aldığı ivazı reddeder, malını geriye alabilir. Yine dönelim az önceki mevzuya. E şimdi telefonu Mehmet Hoca gasp etmişti. Ne oldu telefon? Ortaya çıktı. Ortaya çıkınca Mehmet Hoca 2000 lira verdi bana Malik Malik'e. Ee, telefonun değeri 4000 liraymış. Ancak bu 2000 lira nasıl belirlendi? Ben Malik olarak bunu kabul etmedim. Beyine de getirmedim. Nükül de yok. Mehmet Hoca yemin ederek dedi ki vallahi bu 2000 liradır dedi. Yeminiyle yaptı bunu. 2000 lirayı. bin lirayı yeminle belirleyen kim? Gasip. O zaman ben Malik olarak derim ki Mehmet Hoca sen Allah'ın da adını kullanarak yemin ederek beni aldattın. 4 bin liralık malı 4 bin liralık malı 2 bin liraya sen aldın. Benim 2 bin liramı ver veya işte tazmin et. Benim malımı geri ver diyebilir. Benim malımı geri ver diyebilir. Az önce böyle bir muhayyerliği var mıydı? Yoktu. Az önce gelseydim ben Mehmet Hoca'ya deseydim Mehmet Hoca 2000 lira verdin ya bu malın değeri 4000 liraymış ya. Ben burada aldandım ben hakkımı istiyorum desem Mehmet Hoca ne diyecekti bana kendi düşen ağlamaz. Şerhül Muni'de falan geçiyor ya bizim Arapça kitaplarında. Yeda ke evketa ve fuke Adamın teki eskiden o tulumlar var ya tulumu şişirmiş. Hayvan tulum alıyorlar ya derisi. Tulum peyniri falan yapıyorlar ya. Tulumun bacaklarını bağlıyor, bacak kısmını. Şişirince böyle bir e, lastik gibi oluyor yani şey. Yok yok yani araba lastiği şişiriyor ya, şambiyerlerini şişiriyorlar ya. Onun gibi oluyor. 60 suya tabii adam, başlamış yüzmeye. Simit gibi yani bugün can simidi falan oluyor ya, onun gibi. Tabii biraz yüzünce şey çözülmüş. İp çözülünce, Hava gitmiş şimdi. Hava gidince de tabii batacak yani durmayacak. Ve bunun üzerine başlamış bağırmaya. Kurtarın beni şöyle böyle. Kıyıdan da biri bağırmış. Ya senin ağzın üfledi. Senin elin bağladı demiş yani. Neticede o onu şişiren de sensin, bağlayan da sensin yani. Dolayısıyla batacaksan da orada sen kendi ağzının üflediği, elinin bağladığınla batıyorsun. Yedake Ellerin evketa bağladı ve fuka nefaka ağzında bunu üfledi. Üfleyen de sensin, bağlayan da sensin. Mehmet Hoca da diyebilir yani kardeşim burada fiyatı belirleyen sensin. 2000 lira dedim ben 2000 lira verdim demeseydin diyebilir. Fiyatı malik belirlediyse veya malik bunu beyine ile ispat ettiyse ama yok böyle değil de gasıp yeminle beraber bir şey belirlediyse o zaman ee, malik'in bir muhayyelli söz konusudur. Ne yapacak? Ya bunu imza alacak, onaylayacak ya da diyecek kardeşim ne verdin sen bana 2000 lira? Ver telefonumu al 2000 liranı deyip de bu şeyi bitirebilir. Evet. Az uzadı gibi ama şimdi iç içe biraz açmak lazım. <laughs> Ve veledül mağsubeti Gasp edilen cariyenin yavrusu, çocuğu. Ve nema nema'uha Evet. O gasp edilen şeyin neması artıyor da. Ve temeratül bustan. Evet. Bahçenin meyvesi. El mahsubi gasp edilen bahçenin meyvesi. Emanetün emanettir. Fi yedil gasibi. Gasibin yanında. Fe in heleke şayet helak olursa. Fela damane aleyhi. Onun üzerine daman olmaz. İlla en yeteadda fiha. İlla müstesna en yeteadda taaddisi olursa yani haddi aşma olursa fiha orada. Eve yahut da onu isterse malikuha maliki fe yemna'aha iyyah ondan men ederse. Hani maliki ver dediği halde vermemiş helak olursa o zaman damin olur. Şimdi mevzu şu. Diyelim ki bir cariyeyi gasp etti. Cariye hamileymiş çocuk doğurdu. Veya Koyunlarını gasp etti. Koyunlardan ne oldu? Süt veya yün kırktı koyunları. Yünü ortaya çıktı. Nema değil mi? Artış. Veya yavruladı artık neyse. Ee, bir bahçeyi gasp etmişti. Ee, bahçede meyve ağaçları var. Tabii ki meyve ağaçları zaman geçtikçe meyve veriyor. Bir nema, bir artış oluyor. Bir meyve meydana geliyor. Ne olacak bu? Bu artan şeyler, hepsi gasıbın elinde emanettir. Emanet hukuku zaten belli değil mi? El emanetü la tudmen. Bizim genel bir kuralımız bu. emanetler tazmin edilmez. Ancak ne zaman tazmin edilebilir? Bir taaddi varsa. Ben sana malı emanet ettim. He. E sen geldin malı hiçbir tedbir almadan ulu orta bıraktın. Ulu orta bıraktın. Biri de geldi aldı oradan malı götürdü. Bir taaddi varsa o zaman tazmin edilebilir. Veya işte Malik'i bunları istemiş, o da men etmiş yani. Hani şöyle, kardeşim gasp ettin yeri, ver bu meyveler de benim, bunlar da benim, hepsi benim demiş. Gasp da vermemiş yani Malik'e bunları. E, vermemiş ve sonrasında helak olmuşsa o zaman tazmin edecek. Burada da bu da bir teadli sayılıyor. Mevzu açık. Ve ma nakasat el cariyetu bil viladeti fi damanil gasibi. Ve ma ne şekil nakasat eksi eksildi el cariyetu cariye. Evet, bil viladeti. Viladetle. Yani doğumdan dolayı cariyede meydana gelen eksiklik. E şimdi bir bakire cariye ile çocuk doğurmuş cariye değer aynı olur mu? Olmaz. Biri bakir, bakire hiç çocuk yapmamış. Daha makbul. Ama çocuk yaptıktan sonra artık kadın oluyor. Dolayısıyla e, burada bir değer kaybı olabilir. Eğer ki böyle bir değer kaybı varsa fi damanil gasibi. Bu gasibin damanında ne demek? Gasib bu değer kaybını ne yapmalıdır? Tazmin etmelidir. Fe inkâne eğer ki olursa fi kıymetil veledi vefaun bihi. He, çocuğun e, çocukta bunu bir vefa varsa yani çocuk bu eksikliği karşılıyorsa evet cübiran noksanu cübiran nuksanu noksanlık ne olur? Evet. gideridir bir veledi çocukla. Ve damanuhu anil gasibi. Ve sakata düşer damanuhu onun damanı anil gasibi. Gasiptan daman yükümlülüğü düşer. Ne anlatıyor? Şunu anlatıyor. E şimdi cariye 10 bin liraydı değeri diyelim ki kızken, şeyken, bakireyken veya işte şöyle doğum yapmadan önce doğum yapmadan önce değeri şu kadardı. Doğum yaptıktan sonra bir değer kaybı olduysa o zaman ne olacak? O zaman bu eksikliği gasıp tazmin edecek. Onun elinde oldu ya, ondan dolayı. Şöyle diyelim ki Doğumdan sonra 8 bin liraya düştü cariye, 2 bin lira bir değer kaybı oldu. Ama ne kadar olsa bir çocuk meydana getirdi mi? O çocuğun değeri de diyelim ki 2 bin lira, o açığını yapıyor, kapatıyor. O zaman Gasıb'ın burada bir şey ödemesine gerek yok. Çünkü çocukla o telafi edilir. Onu anlatıyor burada. Ve la yadmenu damin olmaz el bu gasib mena fi ama ol bir şey menfaatlerin gasaba gasp etti hü onu. Yani gasp ettiği şeyin menfaatlerini tazmin etmez. Niye tazmin etmez? Çünkü bunlar menfaattir. Menfaat zaten adından da anlaşılacağı göre menfaatler arazdır. Ayınlara Muhtaçtırlar. Varlıkları ayınla vardır. Ayının olmadığı yerde menfaat olmaz. Dolayısıyla elle tutulur, gözle görülür. Bir yönü yoktur. Hanefi mezhebinin yaklaşımı böyle menfaatlere. Hatta bununla ilgili kitaplarda geçen şu ifadeler var. Menfaatler arazdır. An be an var olurlar, ondan sonra yok olurlar. Yani böyle tutulması elle tutulması mümkün olmayan şeylerdir. Bir cismi yoktur yani. Dolayısıyla cismi olmayan bir şeyin de mal olması düşünülemez. Bir şey mal değilse mal olmayan şeyin de tazmini olmaz. Aslında burada menfaatler mal mıdır, değil midir? Menfaatlere mal muamelesi yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Tartışmanın özü bu. Hanefi mezhebinde yapılamaz. Hanefiler buna karşı çıkar. Buna karşı çıktıkları için de bir ayın gasp edildiğinde ondan meydana gelen menfaatin tazmin edilmesi mümkün değildir. İlla müstesna en yan kusa eksilmesi bistimalihi onu kullanmasıyla fe yagrame en noksane o zaman noksanı ne yapar? Öder. E şimdi mumu gasp etmiş diyelim. E mumu kullanıyor değil mi? E mumu kullanınca Mumu nasıl kullanacak? Yakacak. Yakınca da mum eksiliyor. Eksidir sonu tazmin eder. E diyelim ki bugün örnek veriyorum kişinin e, su arıtma cihazını ne yapmış? Gasp etmiş. Su arıtma cihazının biliyorsunuz tüpleri var içinde. Bunların da belli bir kullanımı var. Ne bileyim şu kadar 1000 litre diyor mesela. 1000 litre diyelim örnek. E şimdi bin litre kullanınca o şeyler ne oldu içindeki filtreleri? Gitti. Yani kullanımını tazmin etmez ama kullanımından dolayı ayında meydana gelen eksiklikleri onları telafi eder diyor. Ama aldın evi, gasp ettin, arabayı gasp ettin, kullandın yıllarca. Yani bundan dolayı işte şu kadar her ay bunun bu kadar kirası var, şunun bu kadar kirasını öde deme şansımız yok. Hanefi kurallarına göre böyle. Ne diyor? La yadmenul gasibu menafi ama gasabehu. Gasp ettiği şeyin menfaatlerini ödemez. Kullanımını ödemez. Kirasını ödemez. Evet. Bu da bitti. Hanefi'nin yaklaşımı böyle ama diğer mezheplerin yaklaşımı böyle değil. Diğer mezheplerde menfaatler mal olarak addedilir. Mal olarak addedildiği için e, dolayısıyla gasp edildiklerinde de bunlar ne olur? Tazmin edilirler. E şimdi Salimen düşününce hakkaniyete hangisi yakındır denildiğinde e, şöyle düşünün adam gelmiş evine çökmüş kaç sene evini kullanmış adam oradan çıkartıyorsun çıkıyor veya işte devlet eliyle çıkacak e yıllarca kullandı İşte bu benim kullandığım menfaat ben bunu tazmin etmeyeceğim deyince e, toplum nezdinde bir sıkıntıyı meydana getirir mi bunun bir sıkıntıyı meydana getireceği ortadadır en azından hadi kuralları bozmayalım dense de burada gasıba da belli cezaların verilmesi İslam hukuku açısından önem arz eder diye düşünüyorum. Evet. Ve destehleke el müslimu hamra zimmiyi ev hinzirahu damine kıymetahuma ve destehleke helak ettiğinde el müslim müslüm müslim müslüman Hamra <laughs> zimmiyi, zimminin şarabını. Evevta <laughs> hınzirahu, onun domuzunu. Telef ettiği zaman da damine <laughs> kıymetahuma. Onların kıymetini ne yapar? <laughs> Damin olur. Mesela aldın bir gayrimüslimin şarabını, döktün. Şişesini aldın, yere patlattın, kırdın. Ne şişe kaldı ne şarap. Bunu tazmin edersin. Niye? Çünkü şarap Müslümana göre mal değildir ama onlara göre maldır. Domuz eti Müslümana göre mal değildir ama bir Hristiyana göre maldır. Onu yiyip içtiği için onların nezdinde bunun bir değeri vardır. Mali bir değeri vardır. Dolayısıyla e, zimminin şarabına veya hınzırına zarar verecek olursan, telef edecek olursan haksız yere bunu damin olursun, ödersin. Ve وَاِنْ huma Bu ikisini telef etse li müslümin. Müslüm için olanı lem yadmen damin olmaz. Yani bir Müslümanın şarabını döksen, bir Müslümanın diyelim domuz eti var onu telef etsen orada daman yükümlülüğü yok, ödeme yükümlülüğü yok. Neden? Çünkü e, İslamiyet nezdinde, İslam hukukunda şarabın ve domuzun hiçbir mali değeri yoktur. Bunlar mütekavvim mal değildir. Bunlar gayrimütekavvimdir Müslümana göre. Dolayısıyla bunun varlığında yokluğu müsavidir. Hiçbir şekilde değeri olmayan, mal sayılmayan bir şeyi telef ettiğinde niye tazmin etsin? Dolayısıyla eğer ki bu şarap bir Müslüman'ınsa veya domuz bir Müslüman'ınsa yani Müslüman'ınsa derken söz gelimi söylüyoruz. Müslüman'ın şarabı olamaz zaten. Müslüman şaraba mülkiyet kuramaz. Çünkü mülkiyet kurulabilmesi için ne olması lazım? Meşru bir şey olması lazım. Çünkü o münakit olmaz zaten. Böyle bir akit yapamaz Müslüman. Çünkü inekat şartlarından bir tanesi nedir? Yani bir tanesi derken mal olmakla başlar. Mal olacak, mevcut olacak. Efendime söyleyeyim, müfit olacak sayılıyor. Bir şartı da mütekavvim olacak. Mütekavvim ne demek? Şeriat tarafından ona değer verilen bir mal olacak. Dolayısıyla domuz eti ve şarap şeriat nazarında mal kabul edilmediği için, mütekavvim olmadığı için Müslüman'ın buna sahip olması düşünülemez. E sahip olması düşünülemeyen bir şeyde telef edildiğinde orada tazmin, yükümlülüğü bulunmaz. Ama gayrimüslimlerde durum farklı. Onlara göre o maldır. Hatta İslam devletinde, İslam hukukunun cari olduğu yerlerde de İslam devleti zimmilere bu konuda karışmaz. Onlar kendi aralarında şarap alıp satabilirler, domuz etini alıp satabilirler. Yani onlara göre kendilerine göre mal olduğu için burada onlara baskı yapmaz. Ama bu ticareti Müslüman yapamaz. Evet, gasp meselesi de burada nihayete erdi. Rabbim bereketli kılsın inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.